Bu ülkede, pek çoğumuzun tanımadığı, anlayamadığı ve toplumda dıştanan bir anlamda ötekileştirilen milyonlarca insanın varlığından neden habersiz? Çocuklarını hayvan sevgisiyle yetiştiren, yaptıkları iş ile evlerinin napakasını çıkaran, çoluk çocuğuna ekmek götüren milyonlarca insan. 2,5 milyon insandan bahsediyoruz. Horozcu diye dışladığımız, binlerce yıllık gemlerimizi yaşatan bu insanları acaba yeterince tanıyor muyuz? Tanımak için çaba gösteriyor muyuz? Her şey çok geç olmadan, gelin bu camiayı tanıyalım. Yüreği güzel bu insanlarımıza... gibi iki tane, üç tane uyuz iti bulup da hayvanlara mama parası arıyoruz, yem parası arıyoruz diye hiçbir zaman duygu sömürüsü yapıp milletin cebindeki paraları sömürmedik. Yani sözde hayvan severler, insan sevmeyip insandan başka hadi boku seven şeyler var. Her altı sevenler var. Biz insanı da seviyoruz, devletimizi de seviyoruz, bayrağımızı da seviyoruz. Milletimizi de seviyoruz. Şöyle göstereyim. Yani bu hayvanların sağlıklarında, sıhhatlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ben şu hayvanın bir tanesinin başına bir şey gelse sabaha kadar başında ben nöbet tutarım. Uyku uyumam. Biz kazanırsak veteriner kazanır. Biz kazanırsak yani bu işin ticaretini yaptığımız için terminallerde simsarından tut, şoföründen tut. Hepsi bu işten ekmek parası kazanıyor. Yemci para kazanıyor. Yani biz bu işi bırakırsak, şu çiftliği kapattığımı varsayalım. Benim 4 tane köpeğim var. Benim köpeğe de ihtiyacım kalmayacak. O zaman devlet yetkililerine buradan sesleniyorum. Alsın götürsün benim köpeklerimi. Ben ne yapacağım yani? Ben bu çiftliğin sayesinde ben 4 tane köpek besliyorum. Yani burayı korusun diye. Bak etini ekmeğini veriyorum. Yani onlar gibi şöyle yani net göstereyim, herkes baksın. Bak gidiyorum kasaptan özel et alıyorum böyle kasa kasa. Kemik alıyorum. Önünde ekmeğini, suyunu, kaldığı kulübeleri. Köpeğim şu anda tam 9 yaşında. Biz onlar gibi yani duygu sömürüsü yapıp milletin cebini yolma peşinde değiliz. Gel bakayım boncuk. Sırf burayı korusunlar diye... Hayvanın bak 9 yaşındaki bakımına bakar mısınız?
İki tane ayrı kulübesi var. Halatta geziyor bu hayvan. Öyle bağlayıp da bırakmıyoruz. Yani şu ortamda bu hayvan burayı bekliyor. Eğer ki şu kümesleri kapatayım, benim bu hayvana da ihtiyacım kalmayacak. Ne yapacağım ben? Yani nerede besleyeceğim? O zaman devlet yetkilileri, çok sever, hayvan sever vatandaşlar, alsın götürsünler o zaman, sahiplendirebilirim yani. Ne yapacağım ben? 4 tane köpeğim var, 3 tane de öbür tarafta var köpeğim. Yani bak burada bir sürü hayvan var. Bunları tek tek kafesledik. 2 tane aslanı, 2 aslanı aynı kafese koyup yan yana besleyebilirsiniz ama 2 tane Hint horozunu aynı kafeste besleme şansımız yok. Bunlar hepsi tek tek böyle kafeslendiler. Tek tek besleniyorlar. İki tane, üç tane yobaz seslerini duyurdu, biz duyuramadık. Çünkü bizim camiamızda da sıkıntılar var. Arkadaşlar, bizim camiamız da sıkıntılı bir camia. Kimse kimsenin cebine göz dikmesin. Kimse kimsenin horozuyla, tavuğuyla uğraşmasın ya. Biz bu işi seviyoruz. Şuna bak. Gelsin de baksınlar bakalım. Biz günümüzü, izinli günlerimizi, millet sahil kenarlarında adam diyor ya, leylimleyi oynuyor anasını satayım. Biz geliyoruz burada tavuğuyla, cücüğüyle, bokun küsürüğün içerisinde bu hayvanlardan biz vakit geçiriyoruz. Ha gocunuyor musun dersen hiç gocunmuyorum. Seviyorum ben bu hayvanları beslemeyi. Akşama kadar çocuğum gibi hepsi. Şunların hepsinin bak ayaklarında tek tek filezik, annesi, babası, susu, busu, ya, çıkım tarihlerine varana kadar bu hayvanların sereceleri, dedelerinin, ta dedelerini, ben kendi dedelerimi bilmiyorum. Bu hayvanların dedelerinin dedelerini biliyorum. İnan yani ben kendi dedemi sorsalar dedemin adını bilmiyorum anasını satayım. Bu hayvanların her şeyini biliyorum. Yani bütün bizim horozcu camiası da öyle. Bir tek yani bana has bir şey değil. %80, %90 camiamız bizim öyle. Yani uğraşmayın vatandaş bu şeyin horozcunun horozuyla tavuğuyla ya. Şuna bak. Şu hayvan hastalandı. İnan kafası başında nöbet tuttum nöbet. Sabaha kadar uyumadım. Uyku tutmadı beni. Veterinerden gittim. Çeşit çeşit ilaçlar aldım. Çeşit çeşit iğneler kullandım. Yani bu hayvanı yaşatmayı bir şekilde başardım. Onlar yavru alımına hala devam ediyor. Şimdi o hayvan sever gibi gözüken sözde hayvan severler yok mu? Gelsinler de şunların bokuna bir gün bassınlar bakalım. Biz bunları besiren sütüne yumurtayla besliyoruz. Her birisi ayrı ayrı kafeslerde, tavuklarımız dahil tek tek kafeslerde duruyor. Bakın bak burada ikinci tavuk yan yana koyma şansın yok. İkinci horozu yan yana koyma şansın yok. Yani bunların hepsi ayrı emek, ayrı ilgi isteyen hayvanlar. Bakın iki tane tavuk yan yana olan var mı? Bunlar küçük yaşta, bu yaşlarda komuta savaşları biter, ölen ölür, kalan kalır. Bakın arkadaşlar bunların hepsi emek yani. Bunlar öyle kolayla büyümüyor. Sözde hayvan severler gelsinler baksınlar bunların. Bir gün şunların bokuna bassınlar, ben ne istiyorlarsa vereceğim. Bakın burada hepsi tek tek ayrı ayrı tavuklarımız, ayrı ayrı horozlarımız. Şöyle bakın arkadaşlar. Gelsin de baksınlar bakalım. Bunlar da hepsinde elektrik yanıyor. Şey var. Rezidans sistemi var. Bak şurada ısı sistemi var. Rezidans sistemleri var. Aylık sadece bu odanın 400-500 lira elektrik faturası var. Bakın şöyle. Hayvanlara. Bunların hepsi tek tek emek. El emeği göz nuru. Bak ısı lambaları bunlar. Şunlar yemleri bunlar. Biz olmazsak yemci de olmaz. Biz olmazsak veteriner de olmaz. Bak ben aylık şu iki bidonu net bitiriyorum. Bu sadece bu oda için konuşuyorum. Yani dışarıdaki hayvanlar için konuşmuyorum. Bu odadaki hayvanlar için konuşuyorum. Şu iki tane yem bidonu net bitiyor. Bak hazırda yemlerimiz var. Biz olmazsak yemci de olmaz. Biz olmazsak çiftçi de ürettiğini satamaz. Biz olmazsak veteriner şu ilaç 150 lira.
Biz olmazsak veteriner de olmaz. Bak benim aylık giderim, veteriner giderlerim bunlar. Yani aylık yaptığımız harcamalar, nereden bakarsan 1,5-2 milyar biz bu hayvanlara harcama yapıyoruz. Sırf veteriner gideri, yemi, şu su bu su, 2000 lirayı rahat bir şekilde atlıyor. Yaptığım gaz, yaptığım emek, şu bu var, onları zaten saymıyor. Şöyle dışarıdaki hayvanlarımızı gösterelim. Sözde hayvan seviyorlarmış. Bakın arkadaşlar, bunlar hepsi tek tek emek. İki tane hayvanı şurada yan yana gören var mı? Bakın altlarına bakın hayvanların, mis gibi tertemiz. Ben kendi evime bu kadar bakmıyorum, kendime bakmıyorum bu kadar, hayvanlarıma baktığım kadar, bakın. Hilton Otel gibi kümesler yaptık. Dört dörtlük, yani böyle yaşam şartları, yaşam standartları dört dörtlük, beş yıldızlı otel gibi. Yani şimdi gelsin, ben hayvan severim diyen adamlar şunlara baksınlar. Üç tane burada var köpeğim, bir tane de öteki bahçemde var, dört tane hayvan köpek bakıyorum ben. Yani hayvan severim diyen adamlar gelsinler baksınlar bunlara. Kındık gel, gel. Gel. Biz hayvan sevmiyor muyuz? Gel kızım. Bizi cani gibi göstertiyorlar camiaya. Alın. Biz hayvan sevmiyor muyuz yani? Dur kızım, dur, gir bakayım. Salacağım seni de birazdan. Tamam. Gel oğlum, para baş. Biz hayvan sevmiyor muyuz? Üç tane, dört tane dalgavuk çıktı. Ne bileyim işte, köpek dövüşüymüş, ne bileyim horoz dövüşüymüş. Ya arkadaş, millet acından ölüyor. Siz gidin bunlara nasıl çare buluruz? Samanı nasıl yaparız? Yemi çuval olmuş 200 lira. Biz bu yemin çuvalını nasıl çiftçiye 100 liraya veririz, 80 liraya veririz? Onun muhasebesini yapın. Milletin tavuğuyla, horuzuyla uğraşana kadar. Bak bunların hepsi yemek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Horozculuk bitmez. Bakın burada bir bürküm yatıyor tavuğum. Bunları yeni yatırdık yani. Seven adam bu işi bırakmaz arkadaş. İdam da gelse bu işe devam edeceğiz.